Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte puset minderi dikeceğiz arkadaşlar. Benim bir müşterime puset minderi lazımdı ve bunu da sizlerle paylaşarak dikmek istedim. Gerekli olan kumaşımız dak kumaşımız şu şekilde. Kalıbımız, metrelik el yapımız ve böyle bir lastik lazım arkadaşlar. Evet, ben daha önceden çıkartmış olduğum kalıbımı bu şekilde kumaşımın tersine yerleştiriyorum ve bunu kenarlarından çiziyorum arkadaşlar. Şu şekilde kalıbımıza göre çiziyoruz. Gördüğünüz gibi puset minderi. Ve bu çizdiğimiz yerlerden makinede dikeceğiz arkadaşlar. Elyafımızı yerleştireceğiz alt katına. Puset minderimizi dikmiş olacağız. Gördüğünüz gibi böyle kenarlarından çiziyorum kalıbımın. Uçan kalemle. Bu kalemler ütüyü görünce çıkan kalemler arkadaşlar. İsmi de uçan kalemdir. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi kalıbımın etrafından çiziyorum. Kalıbımı da naylona çıkartmıştım. Kenarından çiziyoruz. Puset minderi kalıbı arkadaşlar Pinterest'te var. Çıktısını alıyorsunuz. A4 kağıtlarıyla çıktısını alıyorsunuz ve bunu böyle birleştiriyorsunuz. Size kalıp oluyor. Ölçüleri ve kalıbı Pinterest'te, YouTube kanalında var. Evet, şöyle bakıyorum çizilmeyen yer var mı diye. Şu anda yok. Ve kalıbımızı kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, puset minderimiz çizildi. Kumaşımız 2 kat. Ve bunun altına metrelik el yapımızı yerleştiriyoruz şu şekilde. Benim el yapım ince olduğu için ben 2 kat kullanacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, bakın. Kalıbımı böyle yerleştiriyorum. Çizmiş olduğum örtümü bu şekilde yerleştiriyorum. Evet, gözüküyor. Ve ara ara iğneliyorum bunu arkadaşlar, kaymasın diye. Ve bu lastiğimi de, burası ayak tarafı, burası baş tarafı. Baş tarafın ortasına gelecek şekilde katını açıyorum. Şöyle gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bakıyorum lastiğimin yeri iyi mi diye. Lastiğimiz dönük olmasın diye bakıyoruz. Şuradan şöyle iğneliyorum. Kaymasın diye. Buradan iğneliyorum ve bakıyorum lastikte dönüklük var mı? Şöyle düz gelmesi için buraya da iğneliyorum. Bu lastik sayesinde minderimiz kaymayacak. Pusetten. Evet arkadaşlar, bu şekilde
İki kat kumaşım, iki kat metrelik el yapım kalıbımı çizdim, yerleştirdim. Ve arkadaşlar bunu şuradan şu şekilde şöyle açıklık bırakacağım ki diktikten sonra buradan çevireceğiz arkadaşlar. Evet. Buradan çevireceğiz. Şimdi birkaç yerinden iğneliyorum. Gördüğünüz gibi. Dikerken kaymasın diye iğneleme yapıyorum. Arkadaşlar videolarıma beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen abone olun. Gördüğünüz gibi bakın video çekmek çok emek istiyor. Yani emeğimin karşılığını gördükçe daha da çok çekmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Sizlere faydalı olabiliyorsam çok mutlu benim için. Ama beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Lütfen. Evet. Çok kolayca, rahatça dikebilirsiniz. Ben şöyle el yapımın fazlalıklarını alayım. Makinede zorlamasın. Evet. Bu kenarımın fazlalığını da alayım. Evet arkadaşlar, şimdi çizdiğimiz yerlerden böyle makinamızı yapacağız bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi makineye geçelim hep birlikte. Evet arkadaşlar, makinamızı çektik. Gördüğünüz gibi bakın çizdiğimiz yerlerden böyle makinamızı diktik ve iğnelerimizi çıkartıyoruz. Buradan da açıklık bıraktık arkadaşlar. Çünkü çevireceğimiz için, rahat çevirmek için açıklık bıraktık. Şimdi bunu yarım santim paylarla kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi el yapıyla birlikte yarım santim dikiş payı olarak kesiyoruz. El yapımız biraz keserken takılıyor. Ama şöyle. Şuralardan yarım santim payımızı ayarlıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle kesiyoruz.
Evet, şu çevireceğimiz yeri biraz bol keseceğiz arkadaşlar. Yani yarım santimden değil de şöyle 1-1,5 santim gibi keseceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi kestik arkadaşlar. Şu yuvarlak olan yerlerimizi çıt atacağız ki dönünce rahat olsun diye. Bazı yerlerine çıt atmamız gerekiyor. Şuraları kesmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi ben bunu çevireyim arkadaşlar. Çevirdikten sonra şuradan şu şekilde çevireceğiz. Bakın arkadaşlar, kumaşımız iki kattı ya. Bunu tek katını açıyoruz. Şu şekilde. Elimizi sokuyoruz. Tabii biraz zor olacak gibi. Şöyle bir bakalım. Şu fazla köşeli yerleri alalım. Da rahat olsun. Şimdi buradan elimizi sokuyoruz. Şöyle. Şuradan. Şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Biraz zor olacak çevirmek ama çevireceğiz. Videoyu uzatmayalım arkadaşlar. Ben bunu çevirip döneyim. Evet arkadaşlar, puset minderimizi diktik. Şimdi bu buradaki çizgilerin üstten atılacak çizgilerini atacağız arkadaşlar. Burası üst kısmı. Üst kısmını şöyle çiziyorum. Şuradan da çiziyorum. Bir de şöyle. Evet. Şimdi şuradan bir dikiş atıyoruz. Şuradan da çiziyoruz. Şuradan şöyle bir kapatma yapalım. Şuraları da ayak yerlerinde şöyle yuvarlıyoruz. Böyle dikişlerimizi atıyoruz. Bu set minderimiz hazır arkadaşlar. Şöyle arabanın içine yerleşecek arkadaşlar, bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay. Bu lastiğimizle de kaymasını engelleyecek. Baş tarafına takılacak. Şimdi ben bunu dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, puset minderimiz bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Pusetimizin içine takabiliriz. Bebek arabasına da çok rahat bir şekilde oluyor. Bakın, lastiğiyle de böyle kaymasını engelleyecektir. Çok güzel, pratik. Bu set minderimiz hazır. Müşterimiz güle güle kullansın bebişine. Evet arkadaşlar, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Aboneliklerinizi lütfen unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.